Gözünüz Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle mis gibi portakal kokulu harika bir tarif paylaşacağım. Ve hemen tarife geçiyorum. Tarif için bir tane portakal kullanacağız. Portakalı öncelikle yıkadıktan sonra portakalı kesiyoruz. İçerisine 4 tane bütün yumurta kırıyoruz. Yumurta ve portakalı çekmek için isterseniz blender veya da el mikseri kullanabilirsiniz. İçerisinde portakal kabuğu parçaları kalıp kalmadığını şöyle kaşıkla kontrol ettikten sonra kabımızın içerisine alıyoruz. Bir bardak şekeri ilave ettikten sonra şekeri de şöyle güzelce karıştırıyoruz. Bir bardak sıvı yağ. Bir bardak süt. Ve tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Üç bardak unun içerisine şöyle kaşığın ucuyla yani bir fiske tuz ilave edeceğiz. Kabartma tozu bir paket kullanacağız. Benim kullanmış olduğum pakette tam 16 gram var. Bazen takipçilerim kaç gram diye sordukları için özellikle göstermek istiyorum. Çünkü ben bir defa 8 gram dediğimde 8 gram yarım paket etmiyor diye söylemişlerdi. Demek ki her ülkeye göre paketlerin içerisindeki kabartma tozu da değişebiliyor. Bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra un ile birlikte öncelikle karıştırıyoruz. Onun hepsini bir defada ilave etmeyeceğiz. Onu azar azar ilave edip çırpma teliyle karıştırıyoruz. Şöyle geri kalan unu da azar azar ilave edip karıştırıyoruz. Kek kalıbımızı tereyağı ile güzelce yağlıyoruz. Ben yuvarlak bir kek kalıbı kullandım fakat sizler istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kek kalıbı yerine normal bir tepsiye de dökebilirsiniz fakat mutlaka tepsinizi veya da kek kalıbınızı tereyağı ile öncelikle güzelce yağlamalısınız. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şayet videolarımı izliyor ve tariflerimi beğeniyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şayet sayfama aboneseniz ve gönlü göndermiş olduğum videolardan size bildiri gelmiyorsa bilin ki bildirim zili kapanmıştır. Bildirim zilinin sesini tekrar kontrol edip açabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz kek harcımızı içerisine döküyoruz. Ben kamerayı çekmeyi unutmuşum fakat tepsiye döktükten sonra şöyle kalıbınızı sağ ve sola güzelce bir sallatın. Ve daha sonra önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50-55 dakika pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişebilir. O yüzden fırındayken şöyle kekimizin içerisine bir çubuk batırıyoruz.
Çubuğumuz şayet şöyle temiz çıktığı takdirde demek ki kekimiz pişmiştir ve fırından çıkartabiliriz. Keki sıcakken kalıptan çıkartacağız. O yüzden kenarlarında yapışıklık yer olup olmadığını şöyle öncelikle bıçak ile kontrol ediyoruz. Servis tabağının üzerine kapatıyoruz. Fakat tabii ki hala kek kalıbımız şu anda sıcak olduğu için mutlaka çevirirken bez kullanıyoruz. Kalıbı da çıkartıyoruz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kekimiz mis gibi portakal kokuyor. İsterseniz sıcak, isterseniz soğuk olarak servis edebilirsiniz. Biz özellikle şöyle portakallı keki sıcak yemeyi çok seviyoruz. O yüzden ben hemen şöyle sıcak sıcak hemen bir dilim kesip sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle size servisi de göstermek istiyorum. Servis için ben aslında portakal sosu olsaydı portakal sosu kullanacaktım. Frambuaz sosu vardı. Frambuaz sosu da çok güzel yakışıyor. Tabağa birazcık frambuaz sosu koyduktan sonra şöyle kaşık ile bir dağıttım. Üzerine de kesmiş olduğum portakal parçalarını dizdim. Birazcık da Hindistan cevizi serpiştirdim. Şöyle kesmiş olduğum dilimi tabağa almadan önce sizlere özellikle rengini göstermek istiyorum. Sanırsam içerisine portakal suyu ve portakal kabuğunu ikisini birlikte koyduğumuz için rengi şöyle sapsarı oldu. Üzerine şöyle biraz da pudra şekeri serptim. Bugüne kadar çok portakallı kek yaptım fakat portakalı her zaman içerisine rendeliyordum ve suyunu da hiç kullanmamıştım. Sanırsam bu kez suyuyla kabuğunu güzelce ezdiğimiz için o kabuğuyla suyu çok güzel bir renk kattı. Bütün kekleri çok severim fakat portakallı kek benim için çok ayrı. Daha fırında pişerken şöyle odanıza yayılan buram buram mis gibi portakal kokusuyla insan yemek için gerçekten sabırsızlanıyor. Kekin yumuşak kını özellikle şöyle elimle dokunarak göstermek istiyorum ve kekimiz gördüğünüz gibi şöyle sünger gibi yumuşacık oldu. Rengine de bakar mısınız nasıl da sapsarı oldu. Kokusuyla, dokusuyla, kekimizin rengiyle yemelere doyamayacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Oğlum ve kız arkadaşı da kendi YouTube sayfalarında birbirinden lezzetli, inanılmaz güzel tarifler paylaşıyorlar. Oğlumun YouTube sayfası için şu anda videomuz sağ ve sol üst köşesinde görmüş olduğunuz video tariflerden herhangi birine tıkladığınız takdirde oğlumun sayfasındaki bütün tarifleri izleyebilirsiniz. Yeni göndereceğim tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın, hep mutlu kalın.